Şimdi 3 tane kap verilmiş. Şu kapta biraz daha fazla var, su var. Burada çok az. Burada ikisinin arasında miktarda bir su var. Şimdi şöyle demiş. X, Y, Z şeklinde ifade edilmiş. Şimdi ikinci kaptan birinci kaba 1 litre. İkinci kaptan birinci kaba yani şu istikamette 1 litre. Sonra üçüncü kaptan ikinci kaba, pardon, yine üçüncü kaptan değil, ikinci kaptan üçüncü kaba 2 litre boşaltıldığında ikinci kaptan üçüncü kaba yani şuraya 2 litre su boşaltıldığında hepsi eşit oluyormuş. Tabii. Şimdi hepsi eşit olacakmış. Eğer hepsi eşitse, şimdi x kullanılmış, x kullanmayın. K diyelim. Hepsi eşit olacaksa hepsinde K litre su oluştuğunu varsayalım. Hepsinde K oluşacak. Sağ ol. Şimdi tabii K oluştu. Biz öncesine bakarsak buraya 1 litre geldi. 1 litre geldiğinde K litre olmuştu. O halde öncesinde burada K eksi 1 olmalı. Çünkü 1 litre gelince K'ya dönüştü. Buradan 3 litre gitti. K'ya dönüştü. Demek ki bu K artı 3 olmalı. Buraya 2 litre geldi, K oldu. Demek ki K eksi 2 olmalı ki üzerine 2 ekleyince K'ya dönüştü. O halde kaplardaki su miktarları bunlar. Yani K eksi 1, K artı 3, K eksi 2. Artık K'ya değer verebiliriz. Mesela biz K'ya şuranın 0 çıkmaması için 2 verirsek 0 geliyor. Biz 3 versek mesela, K eşit 3 versek, birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap. Tabii seçeneklerden değil diyebiliriz. K yerine 3 versek, birinci kapta 2 litre, ikinci kapta 6 litre, üçüncü kapta da 1 litre. 3 eksi 2'den 1 litre olabilir. Yani 2, 6, 1 olabilir. Seçeneklerde göremiyoruz böyle bir şeyi. K yerine 4 versek, K 4 olsa, 4 eksi 1'den birinci kapta 3, 4 artı 3'ten ikinci kapta 7, 4 eksi 2'den üçüncü kapta 2 litre olabilir. Yani 3, 7, 2 ile orantılı olabilirler. Burada B şıkkında geçiyor. Doğru cevap B olacak bu nedenle.